Ya bu kadar mütevazı olmayın. Kendinizi deyince coşku olmuyor. Devam, kardeşlerim, müsaade ederseniz önce Muhammed Hoca... İsrail'de kahru perişan eyle ya Rabbi. Siyonistleri kahru perişan eyle ya Rabbi. Terörle ya Rabbi. Ya Rabbi terörle uğraşanları kahru perişan eyle ya Rabbi. Bütün terör kaçaklarını topraklarında barındıran, bütün teröristlerin eğitilmesi için de ajanlarını gönderen bir ülke haline gelmiş. Almanya bizim çocukluğumuzun sempatik ülkesi değildir kardeşlerim. Bizim istikbalimize kastetmiş ülkelerden artık bir tanesidir. Biz onlara şunu söyleyeceğiz. Bu intikam 3 yaşında çocuklarının yanında şehit edilen babalarının intikamıdır. Bu intikam hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz diyeceğiz. Hedef küçültmeyin kardeşlerim. PKK bu milletin muhatabı olamaz. Ancak bir gün ezeceği hedefi olur. Sadece ezeceği hedefi olacaktır. Hiç kimseyi vurmayacağız. Hiç kimseyi öldürmeyeceğiz. Devletimizin askeri, polisi, istihbaratçıları güçlüdür ve ayaktadır. Ne zaman ki eğer bu kadrolar yorgun düşerse, vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa, meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman biraz önce size dediğim şeyi yapacağız. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Onlara merhamet etmeyeceğiz. Onlar bizi o zaman tanıyacaklar. Siz de benim yaptığımı yapın kardeşlerim. Yüce Allah'tan her gece bunlara karşı var olan intikamına memuriyet dileyin. İyi dinlesinler. Amerika Büyükelçisi'nden, İsrail Büyükelçisi'nden gelen emirleri, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin vasıtasıyla parti programı gibi alıp uygulayanlar, bence esas kemik yalayıcısı onlardır kardeşlerim. Aklını Amerika'ya, İsrail'e ipotek verenlerdir kemik yalayıcıları. Ben Allah'a şükürler olsun kemik yalamadım. Yalamam. Yalamam reis. Ömrüm savaşarak geçti. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz. İster seversiniz, ister sevmezsiniz. Ancak ortada bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi birlikte devam etmektedir. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürlerse bu devlete de diz çöktürecekler. Bunu göremiyor musunuz diyorum. Daha sonrasında ise bu arkadaşlarımıza bu görev bize vatanseverliğimizin yüklediği bir misyondur diyorum. Bunu yapmak zorundayız. Ancak 6-7 sene sonra devletin kasasında 1 trilyon dolar olur. 2000 kilometre menzilli füzeler yaparız. Kendi nükleer santrallerimizi kurduktan sonra eğer isterseniz Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsanız buyurun sevmeyin. Sevmek isteyenler sevmeye devam etsin. Peki diyorlar reis, senin düşüncen ne? Yüce Allah biliyor dedim. Ben kendisini seviyorum.